cami gündemiyle devam edelim. Ayasofya 24 Temmuz'da yani haftaya bugün cuma vakti ibadete açılacak. O güne özel hangi tedbirler var? İlk namazı kim kıldıracak? Cuma namazı kaç kişiyle kılınacak? Avluda özel bir hazırlık yapıldı mı gibi onlarca soru vardı gündemde. Bugün tüm bu sorular cevap buldu. Ayasofya Camii ile ilgili en sıcak cümleleri ise Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışında kurdu. Gençlik yıllarımın en büyük hayaliydi. Bu hayali de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyum dedi. Allah şükürler olsun ki bugünleri de gösterdi. Cuma namazını burada kılacağız Allah'ın izniyle. Ayasofya'nın rücu etmesi, tekrar cami haline dönüşmesi bu milletin en doğal, en tabii hakkıdır. Ayasofya zincirlerinden kurtuldu. İslam dünyası Fatih'in emanetine kavuşmak için gün sayıyor. Bu bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve bir esaret zinciri altında olan Ayasofya'nın bu esaret zincirinden aslında kurtulmasıdır ve bu zincir aslında sökülüp atılmıştır. Ayasofya Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor. 86 yıl aradan sonra Ayasofya Camii cemaatiyle buluşacak. 24 Temmuz günü Ayasofya'nın kapıları açılacak ve içeride ilk namaz kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programı netleşti. İlk cuma namazı binlerce kişilik bir cemaatle kılınacak. İnşallah geleceğiz cuma günü. İnşallah ezanlar dinmesin, daima cami olarak kalsın. Pandemi sebebiyle ilk cuma namazında Ayasofya'nın içinde 1000-1500 kişi olacak. Yine namaz kılmak isteyenler için de dışarıda alanlar oluşturulacak. İlk cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Dışarıda namaz kılanlar alana ateşleri ölçülerek alınacak. Ayrıca sosyal mesafeye de dikkat edilecek. Bunların hepsi şu anda tamamen bu koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Zaten şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Bundan daha büyük bahtiyarlık olmaz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Tarihi karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz.